Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. 9. mektup. Salisen. Üçüncüsü, görüyorum ki şu dünya hayatında en bahtiyar odur ki dünyayı bir misafirhane askeri telakki etsin ve öyle de izan etsin ve ona göre hareket etsin. Ve o telakki ile en büyük mertebe olan mertebe-i rızayı çabuk elde edebilir. Tam bir formül, tam bir reçete, ilaç yani. Ruhumuzun, dünyamızın, aile hayatının, özel hayatın, ticari hayatın, ekonomik hayatın, siyasi hayatın, yani hayatın bütün alanlarının tam bir formülü, mayası ve bir açıdan ruhu. Şimdi Üstad Hazretleri görüyorum ki diyerek bizzat müşahede ettiği ve hayatıyla uygulayarak gerçekleştirdiği bir hakikati bizimle paylaşıyor. Büyük zatlar kendileri yapıyorlar, sonra söylüyorlar. Bu Peygamberimizin sünnetidir. Peygamberimiz yapmadığı bir şeyi başkalarına söylememiş ve söylediği her şeyi de kendisi yapmış. Dolayısıyla üstadımız kendi tecrübe ettiği, yaşadığı, uyguladığı ve bizzat zevk ederek, lezzet alarak tattığı bir hakikati şöyle paylaşıyor. Görüyorum ki şu dünya hayatında en bahtiyar odur ki. Hepimizin herhalde birinci derdi budur. Bahtiyar olmak. Bahtiyar. Her açıdan bahtiyar olmak. Yani hayal ve düşünce dünyasından, akıl ve kalp dünyasından, ceset, kalp, hane yani ev, mahalle dünyasından, bütün yeryüzündeki dünyaya kadar bahtiyar olmanın ölçüsü. Dünyayı bir misafirhane-i askeri telakki etsin. Evet, Cenab-ı Hak bu kainatı bir kışla ve bir misafirhane suretinde bizim önümüze ikram etmiş, ihsan etmiş, lütfetmiş. Bir insan bu dünyada Cenab-ı Hakk'ın askeri ve bu kainatı bir kışla, dolayısıyla buraya ben o kainatın sahibi olan zatın emri dairesinde eğitim almak, talim görmek üzere geldim. Bu dünyadakiler de ev sahibinindir. Ben de burada misafirim diye telakki ederse Allah'ın izniyle bahtiyar olmanın birinci adımını atmış olur. Evet. Bunu insan askerde hisseder. İçimiz asker yapanlar vardır, bilirler. Askerde bize verilen her şeye bizim deriz. Ama bununla beraber biliriz ki hakikatta bizim değildir. Göreceli olarak bizim deriz. Yani bu silah kimin diye sorar komutan veya birisi. Bizim deriz. Benim. Ne demek senin yani? Senin malın mı? Yok canım. Benim malım değil ama diğer arkadaşların verilen emanetlerden ayrı olduğunu göstermek için. Yani bana zimmetli yani. Kontrolü, muhafazası, bakımı, sorumluluğu bana ait demek. Bunu bilir. Askerdeki tanklara göz koyup da bunu kaçırayım, bunu götüreyim demez yani. Değil mi? Kendisi emanet edilse bile. Aman bunu kırmadan, dökmeden, zarar vermeden vazifem olduğu sürece bakım yapsam, korusam, sonra da sağ salim teslim edip de bir gitsem diye endişe eder. Yani bu fabrikalar kimin? Bu evler, bu hanlar, bu hamamlar, bu yatlar, bu katlar, bu evle, bu eller, bu ayaklar, bu gözler kimin? Benim diyoruz. Ne demek senin? İşte o askeriyedeki asker gibi. Yani askerlik müddetince sorumluluğu, bakım bana ait. İşte bunu idrak ederse bir insan, öyle telakki ederse yani, o zaman bahtiyar olurmuş. Yoksa kendi malımız, kendi mülkümüz gibi telakki edersek Allah'ım. Üstad Hazretleri bunu çok güzel ifade ediyor. Sen diyor, Allah'ın hem mülküsün, hem memlüküsün, hem de mülkünde çalışıyorsun. Ne kadar güzel. Üç tane mülk. Yani hem Allah'ın mülküyüm, hem kölesiyim, hem de onun mülkünde çalışıyorum. Ne kadar iç içe yani. Lehül mülk yani. Mülk umumen onundur. Harika. Birincisi bu. İkincisi, öyle de izan etsin. Ha, burada şu anlaşıldı. Ben kendimi misafir olarak bilsem bu dünyada,
Allah'ın kışlasında, askeriyesinde askeri olduğumu da farkına varsam, ama bu izan mertebesinde olmazsa yine uygulama alanına dökemiyorum. İzan kelimesini uzatmadan bir iki cümle ifade etmeye çalışalım. İzan, akıl ve kalp ittifakıyla meydana gelen derin ve insanın ruhunda iz bırakan ilim, bilgi anlamında. Ve buna bir ölçü olarak diyorlar ki, bir insanda izan mertebesinde olduğunun ölçüsü o bilginin iltizama sevk etmesi. Yani uygulamaya doğru, yaşamaya, yerine getirmeye doğru sevk ediyorsa seni, demek ki o izan mertebesine inmiş anlamına geliyor. Demek ki biz, eğer ben misafirim ya, 3 günlük dünya diyorum, zaten geçici, bunlar emanet diyorum, ama öyle izan mertebesinde bunlar uygulayamıyorsam, demek ki mertebede eksiklik var anlamına geliyor. Bu da yetmez diyor ve ona göre hareket etsin. Aynesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Ölçü bu. Bir Müslümanın dünya hayatındaki algısını, düşünce dünyasını, kalp ve akıl dünyasını gösteren onun yaptıklarıdır. Göstergeleri bu yani. Dolayısıyla insan ilmi olarak, bilgi olarak anlatmakla değil, yaşayarak, bizzat uygulayarak ancak bunu gösterebilir. Bunu yaparsa inşallah, o zaman nereye götürmüş bizi? Ve o telakki ile en büyük mertebe olan mertebe-i rızayı çabuk elde edebilir. Dert, tasa Allah'ın rızasını elde etmek değil mi? Evet. O zaman Allah'ın rızasını elde etmenin en kısa, en çabuk, en hızlı yolu ve mertebesi buymuş. Bu bir anlık meseledir. Öyle uzun ilme, tahsile gerek yok. Yani öyle onlarca yıla gerek yok yani. Bir 10 dakikada, birkaç dakikada, bir anda bunu insan hisseder ve bir anda mertebe-i rızaya ulaşabilir. İnşallah. Buna bir örnek verelim. Evet. İmam-ı Azam Hazretleri bir ders müzakeresi esnasında, biliyorsunuz büyük bir tüccardı o. Geçen gün bir yerde ders okurken biri dedi ki, ya hem dedi ticaret hem ilim yürümüyor bir arada. Yürütenler olmuş ama çok nadir. İşte İmam-ı Azam bunlardan birisidir. Hem zamanın en büyük tüccarlarından, hem de sahabe ve Mehdi'den sonra ümmeti Muhammed'in en faziletli 4 müceddidinden, müştehidinden biri. Evet. Demek ki hem ticarette, hem ilimde, hem maddeyi hem manayı birleştirmiş bir ruh ve beden bütünlüğü gibi maşallah bir zat. İşte o kulağına böyle fısıldamışlar, bir şey söylemişler. Sonra elhamdülillah demiş. Derken biraz sonra yine gelmişler, yine bir şey fısıldamışlar. Yine elhamdülillah demiş. Tabii merak edecek bir durum. Sorunca açıklamış. Demiş, ilk geldiklerinde bana dediler ki, sizin mallarınızın bulunduğu gemi batmış efendim. Gemi batmış. Yani ticaretiniz iflas etmişsiniz bir açıdan, bir yönüne bakarsak. Baktım kalbim üzülmedi. Ona elhamdülillah dedim. Sonraki gelen dedi ki, efendim yanlış bilgi almışız. Batan gemi sizin malların bulunduğu gemi değilmiş. Sizin geminiz sağ salim sahile çıkmış. Baktım kalbim sevinmedi. Ona elhamdülillah dedim. Yani kalbe koymamak ve maddeten dünyaya çalışmak ama asla kalbe koymadan. Kesbi terk etmeyeceğiz, çalışmayı terk etmeyeceğiz. Ama her zaman misafir olduğumuzu ve bu malların muhafazasının bize verildiğini. Üstad Hazretleri bir örnek veriyor bununla ilgili. Hem 25. sözü Mişat Hücaz'da وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ayeti kerimesini tefsir ederken, size verilen mallar, kendilerine verilen mallar bir emanettir. Onlar birer tevziat memurdurlar. Çünkü rızkı veren biziz diyor Allah. Öyleyse o mal Allah'ındır. Nasıl ki herhangi bir ticarethanede bir muhasebeci, ticarethane sahibinin verdiği malları yine dağıtılması gereken çalışanlara, orada memurlara, işçilere dağıtır. Kendisine verilen mallar sadece emanettir. Kasadaki emanet mallardır. Benim malım demez. Aynen onun gibi. Dünyada insana verilen her şey, gerek bedensel, gerek ruhsal, gerekse mal ve meta anlamında her şey, askeriyede bir askere verilen ya da bir ticarethanede bir muhasebeciye emanet olarak verilen mallar gibidir.
Bunu böyle bilir ve izan eder ve böyle hareket ederse inşallah ne diyor? En büyük mertebe olan mertebe-i rızayı çabuk elde edebilir. Kırılacak şişe bahasına daimi bir elmasın fiyatını vermez. İstikamet ve lezzetle hayatını geçirir. Bunu üstadım açacak biraz sonra. Dünyaya ait işler kırılmaya mahkum şişeler hükmündedir diyor. Dünyaya ait işler kırılmaya mahkum şişeler hükmündedir. Baki umur uhreviye ise ebedi olan, ahirete ait olan işler ise gayet sağlam elmaslar kıymetindedir. Şimdi insana verilen sonsuz duygular, latifeler, şiddetli hissiyatlar baki olan ebedi hayatı kazanmak için verilmiş. Biz bu fiyatı o elmaslara vermemiz gerekirken şeklen birbirine benzer gibi görünen elmasla şişe, yani cam parçasıyla elmas şeklen benzer birbirine. Ama birisi cam parçası, birisi elmas. Onun gibi dünyadaki fani işlerle cam parçası gibidir. Ebedi hayata olan ait olan işler elmas hükmündedir. Bize verilen duygular, sonsuz duygular da birer fiyattır, paradır. Şimdi bu paraları, bu fiyatları kırılacak cam parçalarına değil, baki olan ebedi hayata sarf etmek üzere verilmiş. Dünyaya misal olarak gönderilmemizin hikmeti de, gayesi de bu zaten. Evet, burada üstadımızın ifade ettiği iki cümle, iki kelime var. İstikamet ve lezzetle hayatını geçirir. Yani dinimiz istikametle kullandığımız her meselede bize lezzet kazandırıyor. Allah-u Teala mesela bize yemeyin demiyor. Külü, yiyin diyor. Veşrabu. Ama israf etmeyin. İstikamet bak. Yaşamayın demiyor. Namazınızı kıldıktan sonra, cuma namazı mesela ayet-i kerimede geçiyor. Namazı kıldıktan sonra çıkın, yeryüzüne dağılın. Vebtegu min fadlillah. Allah'ın fazlından, kereminden, lütfundan isteyin. Fenteşiru. Dağılın yeryüzüne. Bak, yani dünyaya çalışmayın demiyor. Allah'ın lütfundan, fazlından istemeyin de ama Allah'ın fazlından isteyin. Bak, tarladan değil. Tarla, Allah'ın rahmet kapısını çalmaktır. Ağaçtan almıyor rızkı, Allah'tan alıyor. Böyle çalışınca zaten hepsi ahiret hesabına oluyor. Demek ki umuru dünyeviyenin fani olanları demek, sırf dünya için Allah hesaba katmadan, hiç manayı harfine dikkat etmeden sırf dünya için çalışmak anlamında kötüleniyor yani. Yoksa dinimiz istikamet dairesinde yemeği, içmeyi, helal dairesinde zevk almayı, onun için üstadımız helal dairesi keyfe kafidir. Harama girmeye gerek yoktur. Helal dairesinde keyfini de ye iç, şükret diyor değil mi? Her zekarane karışma diyor. İşte bu açıdan baktığımızda istikametle giden bir adam lezzet alır. Eğer lezzet almıyorsa istikamette problem vardır. Evet. İstikamet konusu girmeyelim uzun. Ama helal ve meşru dairede çalışmak diyebiliriz özetle. Evet. Şimdi bu bir giriş. Esasen insanda bulunan o güzel duyguların, harika latifelerin, enteresan bir ders burası. Hakikaten yani her gün okunsa israf olmaz. Çünkü her gün içinde bulunduğumuz hal bu onu anlatıyor yani bize. Ya benim içinde bulunduğum halimi anlatıyor bu ders bana her gün. Bende her gün sevmek var, nefret var, öfke var, inat var, gelecek endişesi var, merak var, hırs var, haset var. Sayın bakalım bizdeki özellikleri, aklınıza gelenleri. Dünyayı sevmek var. Dolayısıyla bende bulunan bu duyguların, bu latifelerin insandaki, insanın fıtratındaki şiddetli merak, bu önemli kelime, aklımıza tutalım sürekli. İnsanın fıtratındaki duyguları burada anlatıyoruz Hazretleri. Zaman zaman insanların sonradan kazandığı huylar vardır. Onlar mecazi huylardır. Onlar hakiki huylar değil. Hakiki huylar insanın yaratılışından getirdiği, yaratılışında var olan huylar değişmez. Sonradan kazanılan huylar sonradan değiştirilebilir. Mesela adamda yalan söyleme alışkanlığı olmuş. Ya ne yapalım, yalan söylemek huyumda var, bırakamıyorum diyemez. Çünkü yaratılışında yalancı doğmaz insan. Sonradan yalancı olur. Anlatabildim mi? Demek ki yaratılışından gelen ama hayatta olduğu sürece
o ruhunda var olan duygulara fıtratındaki duygular diyoruz. Ama sonradan kazanılan bazı özellikler vardır. İşte mesela adam sigara alışkanlığına başlamış. Sigara alışkanlığı sonradan elde edilmiştir. Terk edilebilir. Terk edilmez denilmez ona mesela ya. İşte insanın fıtratındaki şiddetli merak ve hararetli muhabbet, yani ateşli muhabbet, hararet sıcak, ateşli muhabbet, ateşin sevgi, ileri derecede aşk derecesinde sevgi diye ifade edilebilir. İnsanda böyle bir duygu var, yani latife var. Bu yanlış değil, bu güzel, bu hoş. İnsanda yine merak var, bu da yanlış değil. Yaratılışımızdan getirdiğimiz güzel duygulardan sevilesi ve hakikaten merak edilecek kadar güzel bir merak, duygu yani. Sonra dehşetli hırs. Allah Allah. Yani insanda bulunan ve bizim zaman zaman kötülediğimiz bu duygular insanın ruhunda yaratılışından gelmiş ve aslında insanı insan eden özelliklerdendir. Devam ediyor. İnatlı talep. İnat bizim bildiğimiz ısrarlı istek anlamına. İnatlı talep ısrarlı, ısrarla sürekli istemek anlamına gelen inat ve hakeza şedid hissiyatlar umuru uhreviyeyi kazanmak için verilmiştir. Evet, Üstad Hazretleri tam bir hekim, tam bir doktor maşallah. Hem psikoloji anlamında doktor, hem sosyolog anlamında doktor. Hem ruh doktoru, hem beden doktoru. Hem de latifelerimizin, duygularımızın nereye nasıl kullanılacağını bize dinimizin özellikleriyle bize aktaran bir hekim. Bu duyguları biz hayatımız boyunca, çocukluğumuzdan beri ve hocalardan, alimlerden, yani tanıdığımız alimlerden hep bu özellikler kötülenir. Ama inatçı adamsın deriz. Haset etme deriz. Kin besleme deriz. Nefret etme deriz. Allah Allah. Halbuki insanın ruhunda var olan ve yaratılışından insan ruhuna derc edilmiş insani vasıflardır bunlar. Bunlar insanın cevherlerindendir. Arazi değil yani. Sonradan kazanılmış, sonradan elde edilmiş şeyler değil bunlar. Yaratılıştan gelen özellikler. Şu dersi bütün annelerin, babaların, bütün eğitimcilerin, bütün hocaların, öğretmenlerin, yöneticilerin, herkesin okuması, öğrenmesi ve bilmesi gerekiyor. Ve şu bedenin idaresi verilen bizim de kendi ruhumuzu ve bedenimizi idare etmemiz için bilmemiz gerekiyor. Demek ki bu duygular, bu latifeler, bu hissiyatlar insana ahiret hayatını kazanmak üzere verilmiş. Bizim hazinemiz bu, hazine. Bizim sermayemiz bunlar. Ya zaman da bir sermaye, doğru. Beden de bir sermaye, doğru. Ama o zamanı, o bedeni, o zahiri ve harici olan özelliklerimizi kullanmak için birer anahtar lazım bunlara. Birer cevher, hazine lazım. İşte onlar bu duygular. O hissiyatı şiddetli bir surette fani umuru dünyeye tevcih etmek, fani ve kırılacak şişelere baki elmas fiyatlarını vermek demektir. Demek ki bir insan inadını dünyevi bir iş için kullanırsa, dikkat edin, ebedi hayatı kazanmak için verilmiş o sermayeyi, elmas almak için verilmiş o sermayeyi, cam parçası almak için kullanıyoruz. Evet. Hırs, haset, inat, gelecek endişesi, merak, sevgi, aklımız gelen her şeyi sıralayabiliriz. Hepsi ne diyor? Baki elmas fiyatlarını vermek demektir. Şu münasebetle bir nokta hatıra gelmiş söyleyeceğim şöyle ki. Şimdi Üstad Hazretleri burada bize birkaç tane örnek verecek. Biliyorsunuz üstadımızın bir özelliği, olayları soyut halde bırakmaz, somutlaştırır. Herkesin anlayacağı, kavrayacağı, hatta hayatta uygulayabileceği hale getirir. Biz buna vak'a metodu diyoruz. Vak'a metodu. Bu eğitimde çok önemli. Somutlaştırıyor, muşahhaslaştırıyor, aklın ve kalbin iyice kavrayıp ben de yaparım bunu demesine zemin hazırlıyor. Ya bu nasıl bir şey? Hayali bir şey. Anlamadık. Dedirtmiyor yani.
Şimdi verilen örnekleri dikkatli okuyalım. Bu arada hayata bizi bir açıdan uyum sağlattırıyor yani. Siz de özelliklerinizi böyle kullanarak bu duyguları yerinde kullanabilirsiniz demiş oluyor. İşte aşk şiddetli bir muhabbettir. Aşkın tarifi. Sevginin şiddetli olması, ileri derecede olması. Fani mahbublara müteveccih olduğu vakit, fani mahbub yani Allahü Teala'nın yarattığı her şey. Onlar fanidirler. Değil mi? Fani mahbublara müteveccih olduğu vakit dikkat edin, burası önemli. Aslında bu dersin esas mahiyeti dördüncü şuada, üçüncü lemada detaylı anlatılıyor. Allahü Teala bize aslında bir muhabbet, işte sözlerde değişik yerlerde var. Cenab-ı Hakk'ın bize verdiği her duygu aslında Cenab-ı Hakk'ın bir isminin bir gölgesidir. O ismi sevmek, o ismin varlığını anlamak ve yönümüzü ona döndürmek için verilmişken biz yanlışlıkla onu bizzat sevmeye başlıyoruz. Yani gölgeye aşık oluyoruz yani. Mesela diyelim siz bir aynadaki güneşe aşık oluyorsunuz. Var mı böyle bir şey? Aynanın güneşi olmaz. Güneş göklerdeki bütün her tarafı ışıtan ve bütün ışıkların kaynağı olan şeydir. Aynadaki güneş hakikat noktasında güneşin kaynağı değildir. Sadece güneşin gölgesidir. İşte diyor Üstad Hazretleri, bazı eblerler diyor o aynadaki güneşe aşık olurlar. Dünyadaki güzelliklere aşık olup o aynalardaki gölgelere bağlanıp esas onların kaynağı olan Habib olan Zat-ı Zülcelal'i unutmak işte fani mahbublara sevgiyi hasretmek demektir. Ama bir insan bilse ki yeryüzündeki bütün ışıklar güneşten geliyor. Aynanın ışığı da güneşten geliyor. Öyleyse o güneşi sever. O güneşin ışıkları olduğu için yeryüzündeki ışıkları da sever. Renkleri de sever. Isıyı da sever. Helal olsun. Tabiri caizse kainat şemsi ezeli olan Allah'ımızın bütün güzel isimlerinin yansımalarıdır. Işıklarıdır. Renkleridir, güzellikleridir. O zatı sevdikten sonra onun namı ve hesabına bütün kainatı sevebilirsin. Onun bir zararı yok. Üstad Hazretleri burada bize insanların mecazi sevgililerden, fani sevgililerden yüzünü nasıl çevirdiğinin iki yolunu öğretiyor. Nasıl çevirir insan? Aslında en doğrusu bu anlattığım şekilde gitmektir. Ama insanoğlu o şiddetli muhabbeti fani mahbubata, mesela adam bakıyorsunuz yani şeyimi hoş görünüz, bir kadıncağıza aşık oluyor ve Allah'ın bir emanet olarak görmüyor. Kadını kadın olduğu için şehevi arzuları, isteklerine hitap ettiği için seviyor. Mesela. Veya bir makamı veya herhangi dünyadaki bir malı veya kendini, elini, ayağını, saçlarını, kaşlarını, ne bileyim cemalini veya kendi ilmini beğeniyor. Veya kendi fikrini. Hiç kimsenin hep kendi fikri. Bak. Neyse yani. Fani mahbublara müteveccih olduğu vakit ya o aşk kendi sahibini daimi bir azap elemde bırakır. Ne demek daimi bir azap elemde bırakır? Şöyle. Bunu anlamaya çalışalım. Mecazi mahbublar ifadesini kullanmış çünkü. Allahu Teala'nın her yarattığı şeyi yaratıldığı istikamette kullanmanın adına biz adalet diyoruz. Onun dışında kullanmaya mecaz deniyor. Mesela bir insana Cenab-ı Hak ağzını niçin vermiş? Dilini niçin vermiş? Dilini tatların tadına baksın, konuşmayı sağlasın vesaire. Çok özellikleri var. Allahu Teala'nın dili, yarattığı dili yaratıldığı istikamette kullandığımızda hem dil hakikat anlamında kullanılmış olur hem de o dil yaptığı işlerden zevk ve lezzet alır. Ama siz o dili yaratıldığı istikamette değil de mesela yeri süpürmede kullanırsanız o zaman dile zulmetmiş olursunuz. Peki bu dili zulmetmenin cezasını kim çeker? Yer mi çeker, siz mi çekersiniz? Siz çekersiniz. Şey oldu değil mi? Ya her latife,
Her duygu böyledir. İşte gözünüzü çorbanın tuzuna bakmakta kullanıyor. Elbette gözü ızdırap çekecektir. Cezasını kendi çekecektir. Allah-u Teala senin gözünü çorbanın tuzuna bakasın diye vermemiş ki. O nerede kullanılacaksa orada kullanmaktan göz zevk alır, ruh zevk alır. İşte insan muhabbet duygusunu eğer yanlış yerde kullanırsa, o yanlış yerde kullanmanın cezasını kim çeker? Muhabbetin sahibi olan sen çekersin. Öyleyse sevdiğin karşılığını alamıyorsan, ızdırap içerisinde kalıyorsan, suçu kendinde ara, lütfen başka kimse suç arama. Ne sevdiğinde suç var, ne dünyada suç var, ne başka birinde suç var. Sendedir suç. Çünkü o muhabbeti, o duyguyu yanlış yerde kullanıyorsun. Cezasını da çekmek senin hakkındır. Onun için diyor, ya diyor o muhabbeti yanlış yerde kullanmanın daimi bir azabın içinde kalır. Hayatı boyunca azap çeker. Muhabbeti yanlış yerde kullandığı için. Sırf bundan dolayı. Öyleyse doğru yerde kullanacağız ki o muhabbet bize zevk versin, lezzet versin. İstikametle hayatımızı geçirelim, rahatla kabre göçelim. Enteresan. Bütün duygular için bu kullanılabilir. Ya da diyor, veyahut o mecazi mahbub, o şiddetli muhabbetin fiyatına değmediği için baki bir mahbub arattırır, aşkı mecazi, aşk hakiki inkılap eder. Bunun örnekleri var mı? Kur'an-ı Kerim'de var mesela. Evet, Züleyha'nın Hazreti Yusuf'a olan aşkı. Mecazi miydi, hakiki miydi? Mecaziydi. Onun ızdırabını çekti mi? Ne günahlara girdi değil mi? Ne iftiralara girdi? Peygamber'e iftira edecek duruma düştü. Ama bir an o şiddetli muhabbetin o fani mahbublara değmediğini anladı. O mecazi sevgiliden yüzünü çekti. Hakiki bir Habibi buldu. Allah'ı. Bak gördün ya da diyor böyle yapar. O mecazi mahbubun bu fiyata değmediğini anlar. Oradan yüzünü çeker, hakiki mahbub olur. Tabii çok insan bunu bulamıyor. Bazı insanlar Allah'ın lütfuyla böyle bu mecazi sevgiliyi bırakıp hakiki sevgiliyi işte Leyla Leyla derken Mevla'yı bulan Mecnun gibi zaman zaman oluyor. Ama en doğrusu nedir? En doğrusu önce Allah'ı bulacağız. Sonra Allah'ın yeryüzündeki bütün sanatını onun nam ve hesabına seveceğiz. O zaman kendini sev, gençliğini sev, saçını sev, kaşını sev, eşini sev, anneni sev, babanı sev, dünyayı sev. Neyi seversen havayı sev, suyu sev, sesleri sev, melekleri sev, ruhları sev, cenneti sev. Allah. Hatta cehennemi bile seversin. Çünkü Allah'ın düşmanlarının bir hapishanesidir. Hapishan olarak severiz. Çünkü Allah'ın düşmanları hapsediliyor. Maşallah. Demek ki sevgi sevmeyin demiyor dinimiz bize. Sevin ama Allah'ın namına sevin. Yerinde kullanın, yanlış yerde kullanmayın. İşte insanda binlerle hissiyat var. Her birisinin aşk gibi iki mertebesi var. Biri mecazi, biri hakiki. Ben burada bir mevzuya temas etmek istiyorum. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şerif olarak geçiyor. Ben de araştırdım, bu hadisi buldum. Hadis-i şerifte Peygamberimiz buyuruyor ki bir dağın yerinden oynadığını görseniz, yerini değiştirdiğini görseniz inanın. Ama bir insanın huyunun değiştiğini duysanız inanmayın. Şimdi yani biraz insan şey yapıyor, tereddüt ediyor. Ne demek yani insan huyu değişmez? Yani insanın yaratılışından gelen insani vasıfları değişmez. Bu demek bu. Ne demek? İşte bu üç tane örnek okuyacağız şimdi. Endişe, istikbal hissi. İkincisi hubbucah, makam, mertebe, sevgisi. Üçüncüsü inat duygusu. Üç tane örnek verecek. Yani bir insanın inadı değişmez. Ama inadın yönünü değiştirebilir bir adam. Ben buna şöyle bir örnek veriyorum. Eğer siz ey ateş yakma derseniz ateşe fıtratını değiştir demiş olursunuz. Doğru mu? O zaman ateş olmaz. Ey su akma derseniz su olmaz. Ya buz olur
ya da buhar olur. Su olmaz. Su ise akıcı olacak. Ey demir sert olma derseniz demir olmaz. Başka bir şey olur o. O zaman demire sert olma, suya akma, ateşe yakma denmez. Ey ateş fırında yak, kombide yak, ocakta yak, evin ortasında yakma denir. Değil mi? Beni yakma, yemeğimi pişir denir. Bak demek ki ateşin yakıcı olması güzel. Sadece nerede kullanılacağına biz karar veriyoruz. Suyun akıcı olması güzel, kullanım bize ait. Baraj gibi yaparsın, açarsın, her şeyi alır götürür. Ama baraj gibi yaparsın, kanallara verirsin, çorak arazileri ve kuru arazileri cennet bahçelerine çevirir. İnsanlara hayat verir. Öyle mi efendim? Demir, ne kadar güzel bir nimet ilahi. Ama adamın kafasına vurursan adamı öldürür. Ama binaya koyarsan içinde oturursun. Demek ki Allah-u Teala'nın bu varlıkların özelliklerini yaratması nasıl onların kullanımı için önemliyse, bizi de Cenab-ı Hak bu özellikleri de yaratmış ki hem dünya hayatımızı hem ahiret hayatımızı kazanalım diye. Yoksa bir adama inat etme demek insanlığını değiştir anlamına gelir. İşte Peygamber Efendimiz yaratılışımızdan getirdiğimiz bu özelliklerimizi değiştiremeyeceğimizi, yok edemeyeceğimizi ifade etmiş olur. Ne yapacağız peki? Yönlerini değiştireceğiz. Yerlerini değiştireceğiz. Çalışma şartlarını ve istikametini bulduracağız inşallah. İşte üç tane örnek. Okuyup bitirelim inşallah. Bir, endişe, istikbal hissi herkeste var. Şiddetli bir surette endişe ettiği vakit, endişe, istikbal, yani gelecek endişesi. Olmayan var mı içinizde? Ben geleceği hiç düşünmüyorum. Yok, olmaz. Düşünmeyen olmaz. Çünkü insani olan bir vasıftır. Her insanın ruhunda derc edilmiştir. Ruhunun ayrılmaz bir vasfıdır bu. Niye Allah bize bu duyguyu vermiş? Her verilen duygunun mutlaka bir kullanım alanı olmalı. Allah hakimdir, abes iş yapmaz. Ruhumuza koyduğu her duygunun kullanım alanı vardır. Nasıl kainatta yaratılan her şeyin bir kullanım alanı var? Abes yok, lüzumsuz, israfat olmamış. Öyleyse insanın bedenindeki her şeyin kullanım alanı olduğu gibi ruhundaki her duygunun da, her latifenin de, her istat ve kabiliyetinde mutlaka bir kullanım alanı, yönü ve faydalı bir yeri olmalıdır. Çünkü Allah hakimdir, abes iş yapmaz. Rahimdir, merhameti sonsuzdur. Yarattığı her şeyin mutlaka bir merhamet, bir rahmet ve hikmet yönü vardır. İşte gelecek endişesi, adam bazen sorarsınız, benim diyor artık torunlara bile yeter diyor. Torunları düşünüyor yani. Adam çok ilerici. Maşallah kendini değil. Kendi geleceğini garanti altına almış diyorsunuz. Çocuklarını da garanti altına almış. Torunlarınınkini bile. Ha, bu geleceği düşünmek değil. Allah gelecek düşüncesini bunun için bize vermez. Yani niçin vermiş? Endişe, bu diyor, bakar ki şiddetli bir surette endişe ettiği vakit bakar ki o endişe ettiği istikbale yetişmek için elinde senet yok. Yarını mı endişe ediyorsun? Yarına çıkmaya garantimiz yok. Bir. Ertesi güne hiç yok. İki. Hem rızık cihetinde bir taahhüdü altında, bir de Allah-u Teala dünyada kaldığımız sürece rızkımızı vermeyi tekefül etmiş. Kefil olmuş. Alallah rızkuha. Her şeyin rızkı Allah'a aittir. Hatta onların da, sizin de rızkınız Allah'adır, başka bir ayet. Peki madem mahlukatın rızkı Allah'a aittir, rızkı helal ve yaşayacak kadar rızık Allah'ın taahhüdü altındadır. Evet, insan elinin hiç kendisini zorlamasına gerek yok. Helal ve meşru dairede kalmak şartıyla Allah yaşadığımız sürece rızkımızı vereceğimizi taahhüt etmiş. Hatta sadece müminlerin değil, kafirlerin bile, ya deccalların, süfyanların, nemrutların, firavunların da rızkını vermiş Allah. Kesmemiş. Çünkü onlar da taahhüt etmiş. Rızkını, hayat verdiğim her mahlukun rızkını vereceğim diye Rabbimiz taahhüt etmiş. Bu da iki. Yani ben ne kadar yaşayacağım belli değil. Bugün gidebilirim. Ya öyleyse geleceğim diye bir şey yok dünyada. Geleceğiniz var dediğiniz şeye gelecekler. Yok ki gelecek. İki. Yaşayacağın müddet zarfında rızkını da Allah tekefül etmiş. Üç. Ve kısa olan bir istikbal. Ne kadar yaşarsın abi, yaşarsan yaşa ya.
Geçen bir kardeşimizin bir akrabası vefat etmiş. 103 yaşında. Hepimizin dikkatini çekti. Kaç dedik, bir daha sorduk. Dedi ki 103. Vay maşallah dedik. Ay bak, 100'ü geçene 10 kere maşallah diyoruz değil mi? 90'lara da iyi diyor. Oo diyoruz 90'a gelince. E 80 canım bak işte ya. Haydi oldu 100. Ebediyete göre 100 de olsa 1000 de olsa az mı çok mu? Az canım. Şimdi hem geleceğimiz garanti değil. Hem yaşadığımız sürece rızkımız garanti. Hem ne kadar yaşayalım az. E canım şimdi bu sonsuz gelecek endişe duygusu buna verilir mi? Yani siz okyanusu bardağa sığdırmaya çalışıyorsunuz. Bardak büyük geldi. Bir damlaya sığdırmaya çalışıyorsunuz gibi oldu yani. Okyanus da küçük geldi. Evet. Çünkü duygu sonsuz. Okyanus sınırlı. Ya. Şimdi böyle bir insan huzur bulur mu? Bulamaz. Neden? Çünkü duyguyu yanlış yerde kullandı. Öyleyse bu duygu yanlış yerde kullanacaksın. Kim çekecek? Kendi çekecek. O zaman diyor ki ondan yüzünü çevirip kabirden sonra hakiki, buna karşılık 3 tane. 2 uzun, 3 gafiller hakkında taahhüt altına alınmamış bir istikbale teveccüh eder. Yani dünya hakiki değilmiş, mecazmış. Ahiret esas hakiki olan, gerçek olan hayat. Çünkü hakiki hayat bizden alınmayan hayattır. Bizimle hep beraber olan hayattır. Ebedi hayat, ebedi mi? Biz için de ebedi miyiz? Evet, öyleyse hakiki hayat, ebedi hayat, kabirden sonra ebedi hayattır, sonsuz hayattır. Gerçek hayat odur. Bir de uzun, ne kadar uzun? Ebedi hayat diyoruz, sonsuz. Bir de diyor ki gafiller hakkında taahhüt altına alınmamış. Dünyada Nemrut da olsan rızkın taahhüt altında ama kabirden sonraki hayat mümin bile olsan yine rızkın taahhüt altında değil. Çünkü iman öleceğin kesin değil. Bak, mümin bile olsan burada ölümden sonraki hayatın yani saadet hayatın garanti değil. Dolayısıyla fani olan, kesin olmayan ve garanti olmayan bir hayatın rızkını Allah vermişken uzun olan, hakiki olan ve garanti olmayan bir hayata sarf etmemiz gerekir diye endişe istikbal hissimizi oraya vermemiz gerekiyor. Zaman zaman söylüyoruz. Yavrularımızın ortaokul, liseyi bitirince üniversiteye gitmesinin altyapısını hazırlıyoruz. İngilizce, yabancı dil kurslarına gönderiyoruz. Paralar vererek, uzun paralar vererek eğitimlere gönderiyoruz. Akşam erken yatmasını, sabah erken kalkmasını sağlamaya çalışıyoruz. Sabah aç gitmesin, aman yavrumuz derse imtihan çalışsın. Ya bunlar yapılsın da, bunlara yaptığımızın kaçta kaçını ahiret hayatına uyguluyoruz. Bak, gelecek endişesi duygusunu çocuğumuza uygularken fani, garanti olmayan ve geçici olan dünyasına sarf ediyoruz. Ama hakiki, uzun olan ve garanti alınmamış olan ahiret hayatına vermiyoruz. Ama işte Allah bu duygu bunun için vermez yani. Onun için ileri görüşlü kim diye sorulsa kabirden sonrakini düşünen, sonsuz düşünen ileri görüşlüdür. Kıyamet kopmasına kadar düşünse bile bir adam yine ileri görüşlü değildir. Bu açıdan baktığımız zaman. Evet. Hem mala ve caha karşı şiddetli bir hırs gösterir. Yani çocuğumuz okuldan gelmiş, gözünde rahatsızlık var. Ya düşmüş, bir yerini kırmış, gözü rahatsız olmuş, kan bulanmış. Hemen doktora götürüyoruz. Oğlum niye haber vermedin önceden? Haber verseydin okuldan gelir götürürüm seni falan. Değil mi? Niye? Çocuğumuzun yazıktır ya. Yani. İyi ama aynı çocuğumuzun gözünden giren günahlara karşı aynı hassasiyeti gösteriyor muyuz? O zaman demek ki dünyamızı, çocuğumuzun dünyasına düşündüğümüz kadar, gelecek endişesi duygumuzu dünyası için harcadığımız kadar ahireti için harcamıyoruz demektir. Ama gözünden giren günahlar ebed hayatını berbat edecek. Aynı durum kendim için de geçerli.
Eşim için de geçerli. Komşularım için de geçerli. Ve bütün insanlar için de. Bilmiyorum, ifade biliyorum. Duygular yok edilmez. Ve edilmemeli. Adama sen görme organını kör etler miyiz? Etmeyiz canım. Niye Allah-u Teala'nın verdiği duyguyu niye yok edeyim ben canım? Duyma özelliğini kaybediyor muyuz? Yok, ne güzel nimet yani. Duygular da böyle. Ruhumuza takılan o güzel duyguları da, hissiyatlar, latifeleri de. Mesela mala ve caha karşı şiddetli bir hırs gösterir. İşte hırs duygusu. Evet. Bakar ki muvakkaten onun nezaretine verilmiş o fani mal ve afetli şöhret ve tehlikeli ve riyaya medar olan cah. O şiddetli hırsa değmiyor. Maşallah. Hiç çaktırmadan kelimeleri öyle yerleştiriyor ki yerlerine. Yani vereceği mesajı veriyor Hazretleri. Dolu dolu mesela kelimeler. Bakın ne diyor? Bir diyor ki onun nezaretine verilmiş fani mal. Bir defa mal fani. Bir de senin nezaretine verilmiş. Ya senin malın değil. Senin bekçiliğine verilmiş yani. Senin kontrolüne verilmiş. Senin sana zimmetlenmiş. Demek yani fani mal ama sana nezaretin var. İki, afetli şöhret. Şöhret dediğin şey afat, bela yani. Belanın en büyüğü. Şöhret. Sonra ve tehlikeli ve riyaya medar olan cah. Ya hubbu cah nedir hubbu cah? Makam, mevki sevgisi. Mertebe sevgisi, toplumdaki görünme duygusu. Toplumda görünme duygusu yani. İşte şöyle görünüyorum, böyle biliniyorum. Herkes beni böyle biliyor. Ben şu makamdayım, şu mevkideyim. Maddi manevi. Toplum nazarında göründüğün ve görmek istediğin şey. Ya makam mevki diye geçiyoruz da. Evet, Allah-u Teala bize böyle bir duygu vermiş. Makam mevki sevdalısı olma duygusu vermiş. Olmayan var mı bu duygusu olmayan? Var canım. Her insanda var. Her insanda olmalı zaten bu. Olmazsa olmaz. Bende makam sevgisi yok. Ne demek yok yani? Vardır her insanda. Ama nerede kullandığı önemli. Bakın Allah-u Teala'nın bize verdiği bu duygu o şiddetli hırsa değmiyor. Hırs duygusunu Allah bunun için bize vermez diyor. Ne için verir? Ondan hakiki cah olan meratibi maneviyeye, manevi mertebelerde, uhrevi mertebelerde, Allah-u Teala'nın bizden istediği manevi mertebelerde mesafe kat etmek için Allah o hırsı bize vermiş. Eğer hırs duygusu vermese hiçbir insan böyle bir manevi şeride koşturmaz. Mesela ne diyor Kur'an-ı Kerim'de? Allah-u Teala yarışın, ayet var, yarışın. Nerede? Hayırda. Yardımlaşın. Nerede? İyilikte. Evet. Koşuşun diyor ayette Allah. Demek ki Allah-u Teala'nın bize verdiği bu duyguları hayırda kullansak hayırda yarışacak bu sefer. Beraber yapalım. Daha çok yapalım. Değil mi? Daha çok makam sahibi olalım. Daha çok mertebe sahibi olalım. Meratibi maneviye ve derecatı kurbiye. Allah'a yakınlaşma dereceleri. Kurbiye burada Allah'a yakınlık anlamında. Ve zadı ahirete, ahiret azığı olan ve hakiki mal olan amali salihaya. Daha çok salih amel işleyeyim, daha çok namaz kılayım, daha çok hayır yapayım, daha çok insanı anlatayım, daha çok koşuşturayım. Allah o hırs duygusunu onun için bize vermiş. Onun için çocuklarınıza lütfen hırs etme oğlum demeyin. Kızım hırs etme deme. Hırs güzel bir duygudur ama şurada kullan. Evet. Daha güzel namaz kılmaya hırs et. Peygamberimiz gibi namaz kılmanın hırsını taşı. Hırs ettim. Gece namazını mutlaka kılacağım. Hırs ettim diyor. Bu işi başaracağım diyor değil mi adam? Dünyevi bir işte mesela. Öyle hırsı öyle yerde kullanıyor ki Allah muhafaza. Ya Allah Allah. Fena hasret olan hırs-ı mecazi ise âli bir hasret olan hırs-ı hakikiye inkılap eder. Üçüncü örnek daha cazip, daha dikkat çekici. Mesela diyor ki, hem mesela şiddetli bir inat ile
ehemmiyetsiz, zail, fani umurlara karşı hissiyatını sarf eder. İnsanlar hep birbirlerine kızarlar ama inatçı bir adam ha. Hatta keçiler kusura bakmasın, keçilere benzetirler. Keçi gibi inatçı derler. Keçinin ne günahı varsa. Değil mi? İnat kötü bir şey değil ki. İnadı yanlış yerde kullanmak kötü. İnat bir şeyde sebat etmek demek. Bir işi sürekli yapma duygusu demek. Vazgeçmemek arzusu demek. İnat bu. Ne kadar güzel değil mi? Adam inat etti yalan söylemeyeceğim diye. Böyle bir duygu olacak yani. Terk etmeyeceğim bu işi diyor bak. Ne güzel bir duygu. Ama insan yanlış yerde kullanıyor Allah muhafaza. Bir zaman duyduk yani bir yerde bir kadın, kocası, karısı küsmüşler. 20 sene birbiriyle konuşmuyormuş ya. Ya inadı Allah bunun için verir mi ya? Küsmeyeceğim diye verilmiş inat duygusunu küsmede kullanıyor. Allah Allah. Beş para değmeyecek bir şeye ebedi dünyada kalacakmış gibi sırf inat uğruna dünyevi fani bir şey uğruna hafazan Allah ya. Allah Allah. Hiç kimseyle küsmeyeceğim diye. Evet. İnat ettim kimseye küsmeyeceğim. İnat ettim bir vakit namazımı kazaya bırakmayacağım. İnat ettim yalan söylemeyeceğim. Aldatmayacağım. İnat ettim her sattığım malın kusurunu söyleyeceğim. Tabii canım. Ne kadar güzel bir duygu yani. İnat ettim bana ne hakaret ederse sizin hakaret etmeyeceğim. İnat ettim. Ya insan bu kadar hakarete dayanır mı? İnat ettim vallahi. Allah Allah evet inat ettim. Ya merak ettim. Neyi? Allah beni dünyaya niye göndermiş? Bak ne kadar güzel. Merak ettim. Nereye gidiyorum ya? Kabirde ne bekliyor beni? Bak merak bunun için verilir. Mesela. Hatta haset. İyi kullanma yeri var mı? Var. Bazı evliyalar demişler ki müminde gıpta olur, münafıkta haset olur demişler. Demek ki haset diye ifade ettiğimiz o duyguyu insan iyi kullansa nereye dönüyormuş? Gıptaya. Bir müminde olan güzel bir vasfı beğeniyorsun, takdir ediyorsun. Ya Rabbi bu güzel duyguyu bana da lütfet diyorsun. Buna gıpta diyorlar. Ne kadar güzel değil mi? O haset dediğimiz çirkin olan, kötü olan mecazi haslet, gıpta dediğimiz harika, mükemmel, güzel bir duyguya inkılap ediyor. Bütün duygular böyle mi? Bütün duygular böyle. Peki bu inat ne olur? Bakar ki diyor bir dakika inada değmeyen bir şeye bir sene inat ediyor. Hem zararlı zehirli bir şeye inat namına sebat eder. Bakar ki bu kuvvetli his böyle şeyler için verilmemiş. Onu onlara sarf etmek hikmet ve hakikata münafidir. Bu kelimenin üzerine bir cümle durmak lazım. Yani ne demek hikmet ve hakikata münafidir? Allah'ın Hakim ismi var. Allah'ın Hak ismi var. Bir eşyanın hakkını vermeye ihkakı hak diyorlar. Dolayısıyla Allah'ın Hak isminin gereğini yerine getirmiş oluyoruz. Bir şeyi hikmetli kullanmak da Hakim isminin gereğini yerine getirmiş oluyorsun. Hani bir arabadan bahsediyorlar çok meşhur Porsche mi diyorlar? Ne abi? Porsche. Doğru mu söyledim? Şimdi adam araba almış. Kaç bin lira abi? 1 milyon filan. 1 milyon lira değerinde bir araba alıyor adam. Şu arabayı alıp getirip bahçesine kümese, tavuk kümesi yapıyor. Arabayı. Ne dersiniz? Kardeşim bu arabanın yapılma hikmetine, hakikatine zıttır, zulümdür bu. Ya kötü bir şey değil yani Allah için. Değil mi ya? Yumurta yiyeceğiz. Bak tavukları besliyoruz ya. Yani zatında kötü bir şey değil. Ama kötü bile olmasa yine de o arabaya zulümdür ya. O arabayı yapana hakarettir. Öyle mi? Türkiye'de Ferrari adam birisi tüp taktı, elinden al arabayı. Sen bu araba tüp... Bak, adam hakaret saydı kendine ya. Yani, şu insan denilen makine insaniye, bu harika duygular yaratan zatın istikametinde kullanılmadığında, o Hakim ismiyle sende tanzim eden o zatın hikmetine zulmetmiş oluyorsun. Hakim ismine hakaret etmiş oluyorsun. Allah-u Teala'yı abesiyetle itham etmiş oluyorsun.
ve o duygunun hakkını vermediğinden hakikate karşı zıt bir harekette bulunuyor. İfade edebildim mi? Onun için diyor üstadetleri, hikmet ve hakikate münafidir, aykırıdır. O şiddetli inadı, o lüzumsuz umuru zâileye vermeyip, âli ve baki olan hakaiki imaniyeye, önemli inat duygusunu Allah bizde imanda sebat etmek için vermiş. İman hakikatlarında. Adam 40 yıl kadere iman ediyor, 40 yıl sonra kaderden vazgeçiyor. Bak, inat duygusunu yanlış yerde kullandı. Alim de olsa, fadıl da olsa kaybetti. Onun için iman hakikatlarında sebat. Sonra esasat-ı İslamiye, namaz, hac, zekat, dürüstlük, doğruluk, hak ve hakikatta durmak, haramı terk etmek gibi konularda inat etmek. Ve hıdemat-ı uhreviye, ahirete ait olan hizmetlerde sarf etmek gerekir. O hasret-i rezili olan inat-ı mecazi, güzel ve âli bir hasret olan hakiki inada, yani hakta şiddetli sebata inkılap eder. Neymiş inat? Hakta şiddetli sebat. Doğru mu biliyorsun? Dünya bir araya gelse o doğrudan seni vazgeçirmesin kardeşim. İnadı Allah bunun için vermiş. İyi ki vermiş. Vermeseydi sebat edemezdik. Hiçbir yerde sebat edemezdik. Evet. Çok güzel bir duygu. Bütün duyguları böyle değerlendirebiliriz. İşte şu üç misal gibi insanlar insana verilen cihazat-ı maneviyeyi eğer nefsin ve dünyanın hesabıyla istimal etse ve dünyada ebedi kalacak gibi gafilane davransa, ahlak-ı rezileye, işte kötü ahlak buymuş, ahlaksızlık yani, ve israfat ve abesiyete medar olur. Allah Allah. Kardeşler dikkat buyurun. Malın israfı değil sadece israf. Bir adam malı harbur parmağını savurunca kızıyoruz değil mi? İsraf ediyorsun diye. Esas israf latifelerimizi yanlış yerde kullanmakmış. İnadı yanlış yerde kullanmak israf diyor. Gelecek endişesini yanlış yerde kullanmak, hırsı yanlış yerde kullanmak, muhabbeti yanlış yerde kullanmak israftır diyor. Ahlaksızlıktır diyor. İsraf esas buymuş yani. Çok dikkat etmek lazım. İsrafata başka abesiyete Allah muhafaza medar olur. Eğer hafiflerini dünya umuruna, ha dünyayı terk edin demiyor Allah-u Teala. Elbette yarını düşün, ihtiyarlığını düşün ama hafiflerini oraya kullan. Şiddetlilerini ahiret. Yani dünyaya dünya kadar, ahirete ahiret kadar. Dünya fani, geçici, az, o kadar. Ahiret ebedi, hakiki, sonsuz, o kadar. Hani zekatını dünya kullansak yeter. Onda bir, kırkta bir gibi inşallah. İnşallah. Cenab-ı Hak bu duyguları bize tatmayı yaşamayı nasip etsin inşallah. Eğer hafiflerini dünya umuruna ve şiddetlilerini vezaif-i uhrevi ve maneviye sarf etse ahlak-ı hamideye, övgüye mazhar hasletler, huylar, menşe, hikmet ve hakikata muvafık olarak saadeti dareyine medar olur. Demek ki dünyanın da saadeti, ahiretin de saadeti bu duyguları yerli yerinde kullanmaktan geçiyormuş. Evde huzurum yok. Lütfen karınıza, çoluk çocuğunuza, ey hanımlar, kocanıza, kayınvalidenize, kayınpederinize bahane bulmayın. Kendinizdedir problem. Arayın bulursunuz. İşte tahmin ederim ki nasihleri, nasihatları şu zamanda tesirsiz kaldığının bir sebebi şudur ki bu kadar hocalar, bu kadar analar, babalar, bu kadar eğitimciler, bu kadar alimler, bu kadar yöneticiler hep şöyle olun, şöyle olun, böyle olun diyor da niye bu insanlar nasihatları tesir etmiyor? Faydasız kalıyor. Muhataplarda mazhar olmuyor. İşte diyor bunun tesirsiz kalmasının en önemli bir sebebi şudur ki ahlaksız insanlara derler haset etme, hırs gösterme, adavet, düşmanlık etme, inat etme, dünyayı sevme. Yani fıtratını değiştir. Yaratılışından gelen bu duyguları yok et. Ey insan seyretme der gibi. Ya nasıl seyretmeyeyim ya? Gözüm kapalı mı dursun her zaman? İnsani vasıftır bu seyretmek, bakmak. Ama helali seyret, haramı seyretme kardeş. Ye. Helali ye, haramı yeme. Konuş. Güzeli konuş. Helali konuş. Haramı konuşma. Niye konuşma diyorsun adama?
Niye yeme diyorsun? Aynı onun gibi. İnsanın fıtratındaki duyguları da yok et. İnsanlığını değiştir. İnsanlıktan çık der gibi söylüyor yani. Olur mu? Olmaz tabii. Mümkün değil çünkü. Onun için diyor, yani fıtratını değiştir gibi zahiren onlarca ma la yutak, yani güçlerinin yetmeyeceği, yapamayacakları bir teklifte bulunurlar. Eğer deseler ki bunların yüzlerini hayırlı şeylere çeviriniz. Mecralarını değiştiriniz. Hazreti Ömer radıyallahu anh efendimiz, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ı hayatına son vermek üzere yola çıkmış mıydı? Ha demek ki bu zat da, bu Ömer bin Hattab da değerli bulduğu bir şey için hayatını feda edebiliyor mu? Var böyle bir özellik bu adamda. Ama Müslüman olunca o özelliğini din yok etmemiş. Mukaddesatı için feda etmeye kullanmış. Bak, aynı zat bu sefer bu tarafta bunu kullanmış, o duygusunu kullanmış. Yani dinimiz o duygu yok etmiyor. O duyguyu İslam'a gelince hayırlı yerde kullandırıyor. Bu kadar. Oradayken Ömer, buradayken Hazreti Ömer. Adalet timsali Ömer oluyor değil mi? Dünyaya şan veriyor adaletiyle. Örnek veriyor insanlara adalet. Demek ki dinimiz bize duyguların yok olmasını, dumur uğratılmasını değil, helal ve meşru yollarından, mecralarında kullanılmasını istiyor. Huzur ve saadeti bulmak istiyorsak. O zaman da böyle derseniz hem nasihat tesir eder, hem daire-i ihtiyarlarında bir emri teklif olur. Hem senin nasihatin adama tesir eder, hem yapabileceği bir iş olur. Kaldırabileceği bir iş olur inşallah. Ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.